Efendim, Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı Kars'ta devam ediyor. Tatbikatta zırhlı birliklerin taarruz manevraları ve atışları da hava destekli özel kuvvet operasyonlarının hazırlıkları yapıldı. Ve bakın, TRT Haber ekibinin bu operasyonda, bu tatbikatta daha doğrusu kaydettiği bu görüntüler gerçekten nefes kesti. Helikopterler, tanklar, havan ve tank savarlar. Kars'ta gerçekleştirilen kış tatbikatı 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Seçkin gözlemci gününe hazırlık için tanklar ve personeli sahadaydı. Son kontroller yapıldı. Emirle motorlar çalıştırıldı. Taarruz için harekete geçildi. Binmeye hazır ol! Binmeye hazır ol! Bin! Bin! Kış tatbikatları ve harekatlarında yer veren unsurların başında bir kuvvet çarpan olarak zırhlı araçlar geliyor. Kış tatbikatı 2023'te de 3 bölük zırhlı araç görev alıyor. Tatbikatın 8 icracı ülkesinden biri olan Azerbaycan'da T-90 tanklarıyla senaryoda yerini aldı. Tatbikatta senaryo gereği taarruz manevrası gerçekleştiriliyor. Türk ve Azerbaycan tankları sahada ortak taarruz gerçekleştiriyor. Tankların başarılı taarruzunun ardından özel kuvvetlerin hava destekli operasyonu başladı. Tatbikatta hava ve kara unsurları koordineli bir şekilde görev yapıyor. Atak helikopterleri de sahada büyük rol oynuyor. Bölgeye Cougar ve Sikorsky helikopterleriyle gelen özel kuvvetler senaryo gereği düşman iletişim hattını imha görevi icra etti. Onları havadan atak helikopterleri korudu. 1758 personelin katıldığı geniş çaplı tatbikatta 651 araç, 865 silah kullanılıyor. Envanterdeki yerli ve milli silahlar derin kar ve şiddetli soğukta denendi. Kara aracına entegre tank savar füzesi Cirit'le hedefler tam isabetle vuruldu. Havan atışları ise Aselsan tarafından geliştirilen bilgisayar sistemleriyle yapılıyor. 5 kişilik havan personeli ikiye düşürülürken hedeflerdeki isabet oranı da artıyor. 18 Ocak'ta başlayan tatbikat 2 Şubat'taki seçkin gözlemci gününün ardından sona erecek.